gönlük gönlük. O yüzden bin tane çocuğu sürme gösterdi. Çok önemli. Çünkü ben o da sürmekin ne oluyor? Çünkü nasıl karar olmuşsa çocuk onu kurmayı. Onu ne yapıyorsun? Nasıl bakıyorsun? Nasıl bakıyorsun? Hep kardeşlerimi yapıyorsun. Bütün çocuklar mı yapıyorsun? Böyle bir insan yok ki. İnternette belediye başkanımız bizi alıp sünnet etsin o zaman. Bundan 40 küsür sene evvel. Ama gel gelelim. İşte bakıyorsun. Çocuğu belediye istediyor. Bunun için çocuğu sene çocuğu belediye çocukları sevindiriyor. Bu da güzel bir şey. Fakir fukarayı sevindirmek, onları mutlu etmek. Dünyada ondan güzel bir şey yok. Eyüp'te olmaktan Eyüp'a hayatım boyunca girmek istemedim. O kadar kirletmişlerdi ki denizi. Ama şimdi artık seve seve gidip o deniz yaratmasına bahsediyorum. Şunların güzelliğine bak. Gel. Gel düşmesin. Aman sakın. Gel. Bunların hepsi erkek ya. Vallahi aslan erkek bunlar. Aranızda kaçırılan var mı çocuklar? Efendim? Yok. Var mı? Yok. Sen? Hayır. Sen? Yok. O ne lan? Ben bir hafta kaçtım. Çünkü eşek kadar olmuştum. Ayıptı diye ben dedim ki onlara ben o 200 sene evvel sünnet oldum dedi. O an ellerinden öperdi.
Thank you.
Kahramanlık şansları ve kapıcı sesleriyle giden programımıza katılan değerli arkadaşlarımıza, başta hanımefendi Sayın Emel Sayın'a, Beyazıt Öztürk'e ve Orhan Ölmez'e huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sizlere ayrı teşekkür ediyorum. Burayı şenlendirdiğiniz, bizi mutlu ettiğiniz için, bizi onurlandırdığınız için. Burada 50-60 kişi de olabilirdi. Fakat kapıları, camları, pencereleri kırdınız. Bu da bizim için büyük bir onurdur. Büyük bir keyiftir.
Allah'ım sizleri başımızdan, yanımızdan, sağımızdan, solumuzdan, yüreğimizden eksik etmesin. Buradan benim değerli kardeşim Sayın Faruk Tuncel kardeşimin başı sağ olsun diyorum. Annesi rahmete kavuştu. Ebedi yerine kavuştu. Ben Faruk kardeşime ve ailesine şunu diyorum. 3 günden sonra yas tutarsanız o giden insanın, Allah'ın huzuruna, Allah'ın katına giden insanın işini zorlaştırırsınız. Zaten 3 günden sonra yas tutmak da Kur'an-ı Kerim'de de var. Bütün hocalarımızdan da öğrendik. Mesela ben kızımı evlendirirken anneannesi merhum Fahrunnisa Hanım, dedim ki Melek evlenecek, nasıl olacak? Tabii ki evlenecek dedim. Çünkü o insanın yası 3 gündür. 3 günden sonra sen o kızın düğününü yapmazsan belki o kız kısmetini bulmuştu. Kırkı çıksın, suyu çıksın falan diye beklersen, o süre zarfında o kızın kısmeti gider istersen günaha girersin. O insanın mevalini, günahını o insanın, rahmetli olan insanın üstüne yüklersin. Bu da bana çok mantıklı geldi. Birkaç kişiye de sordum. Büyüklerimize de sordum. Dediler ki hayır, yanlıştık. O insan evlenildi. Bunun onunla ilgisi yok. O ayrı bir iş, bu ayrı bir iş. Öldü, mekanı cennet olsun ama 3 gün, 3 günden sonrası ve fazla ağlamak da o insanı zora sokar. Hep öyle biliriz. Mesela derlerdi ki fazla ağlarsan onu çamurdan kurtaramazsın. Sürekli yürürken çamurun içinde yürür. Gözyaşları çamur oluşturuyormuş. Öyle falan, öyle kandırırlar mı bizi bilmiyorum ama ya mantığa baktığın zaman hayat devam ediyor. Nasıl ki dün aramızdan ayrılan spor dünyasının, spor camiasının başına gelen o değerli insan aramızdan ayrıldı. Demek ki Allah'ın işine karışılmıyor. Vakti, saati, zamanı tamam olunca herkes esas yere gidiyor. Biz burada emanetiz. Ne yapıyoruz şimdi? Görev yapıyorum. Ben ne yapıyorum? Burada işimi yapıyorum. İşimi yaparken sizleri eğlendiriyorum. Ama belirli bir saat gelecek. Benden sonra bu işi yapan başka bir adam sizleri ve sizler gibi burada oturan başka insanlar olacak. Belki 50 sene sonra şurada gördüğünüz hiçbir insan olmayacak. Mutlaka sıra bize gelecek. Onun için sıranın sana geleceğini biliyorsan yaşam tarzını gideceğin gibi, insanlara nasıl davranıyorsan o davranış biçimlerini de değiştireceksin. Kimseye kötülük düşünmeyeceksin. Kimseye kin gitmeyeceksin. Affedebileceğin ise af Allah'a yakışır. Ölebileceğin insanı affedeceksin. Barışmak istediği insanlarla barışacaksın. Barışması gerekmiyorsa öyle şeyler vardır ki mesela hayırdır. Tatlıdır, kuramlıdır. Ona tamam olur. Onun dışında küçük, açken küçükten şeylerle insan kalbi kırmak, insan gönlünü kırmak çok kolay. Ama lütfen siz olun, o kolay olanı seçmeyin. Çünkü hepimiz biliyoruz. Bir gün yok. O çünkü çok önemli bir şeref. Yüce Allah seni verdi, kendi kafanı sanıyorsun. Ama bizi ürkütmüyordu. Mesela çok sevdiğim bir arkadaşım bir laf söyledi, doktoruyla görüşüyordu. Dedi ki, doktor bey siz ne diyorsunuz? Yaşamın her türlüsü, her türlüsü ölümden güzeldir. Hiç ölüm kolay değil. Can şirindir. Vermek istemezsin ama hiç de kolay değil. Sizleri seviyorum. Başka hanımefendi de olmak üzere. Arasmadık derken seyirci yerine getiriyorum. Bakanlar altını sizinle getiriyorum. Ben ağlarken gülüyorum sizden. Göz yaşımı siliyorum sizden. Köşe bucak kaçıyorum sizden. Neden yoksun yanımda, neden yoksun kanımda, neden yoksun canımda?
Oh,